6 Cebrail meleklerin seyyidi, efendisi, en büyüğü, Allah'a en yakın olanıdır. Efendimiz söylüyor bunlara. Onun için bazıları Cebrail'e nedir biliyor musunuz? Seyyidül melaike, meleklerin seyyidi. Öyledir. Yani şu hadislerden biz bu ifadeyi çok rahat bir biçimde çıkarabiliriz. Yedincisi, Cebrail Efendimiz'e ve müminlere savaş meydanları başta olmak üzere birçok farklı olay ve hadisede Allah'ın izniyle yardım eden bir melektir. Bunu çok biliyoruz. Siyerin içerisinde onlarca rivayet var. Bazılarına biz bu derste de önümüzdeki derste de değineceğiz. Mesela Cebrail'in Bedir gazvesine katıldığı gibi. Oradaki hadiseden de biz biliyoruz. Hadise sonrasında Cebrail'in Efendimiz'e söylediği sözden de biliyoruz. Bedir'in akabinde Allah Resulü'nü bir gördüğünde Cebrail ona demiştir ki, ya Resulallah, siz Bedir ashabını içinizde nasıl biliyorsunuz? Biz içimizden onları üstün biliyoruz demiştir. Biz de aynen melekler olarak Bedir'e katılanları katılmayanlardan üstün biliyoruz. Efendimiz'e söylüyor bunu. Yani Bedir başta olmak üzere onlarca savaşta müminlere ve Allah Resulüne desteklerini biliyoruz biz. Mesela Hayber gazvesinin arkasında Allah Resulü'nün oturduğu bir sofrada kendisine ikram edilen bir eti yiyeceği bir anda Cebrail'in gelip o ette zehir olduğunu söylemesi de aslında buna bir delil olarak gösterilebilir. Mekke'nin fetih haberini Müslümanlardan önce Hatip bin Ebi Belta'nın Mekke'deki müşriklere duyurma hadisesinde yola çıkan o kadını, kadının saçlarının içindeki mektubu ona haber veren Cebrail'in o rivayetinden de bunu anlayabiliriz. Çoğaltın gitsin. Yani burada anlayacağımız bir şey var ki savaş meydanları başta olmak üzere birçok farklı olay ve hadisede Allah'ın izniyle Cebrail müminlere ve Allah Resulüne yardımcı olmuştur. 8. Cebrail Efendimizin görmediği günler, özlediği, gelmediği anlar yolunu gözlediği, geldiğinde ise sevindiği bir melekti. Şimdi buna hadise falan delil getirmemize gerek yok. Gelmediği zaman Efendimizin özlediğini tahmin edebiliriz. Ama çok ciddi de bir rivayet var elimizde, Buhari'de nakledilen. İbn Abbas diyor ki Cebrail birkaç gün gelmemişti. Sonra çıka geldi. Allah Resulü onu görünce öyle bir sevindi, öyle bir sevindi ki. Ey Cebrail dedi, neredesin? Niye bizi birkaç gündür terk ettin? Biraz daha ziyaretlerini çoğaltsan iyi olmaz mı? Daha sık görüşsek yani. Cebrail o anda Efendimiz'e Meryem suresinin 64. ayetini okudu. Ayette ne diyor Rabbimiz? Biz ancak, aslında Cebrail'in lisanıyla söylüyor. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey Allah'a aittir. Senin Rabbin asla unutkan değildir. Yani gelmedikse eğer seni unuttuğumuzdan değil, Allah izin vermediği içindir. Allah izin verirse eğer ben gelebilirim demiş oluyor aslında. Onuncusu ve sonuncusu, yok dokuzuncusu affedersiniz. Cebrail Efendimizin bazı dualarında ey Cibril'in Rabbi diye onunla dua ettiği bir melektir. Bakın hadis kitaplarında Allah Resulü'nün böyle dualarını, böyle yakarışlarını görürsünüz. Ey Cibril'in Rabbi, ey İsrafil'in ve Mikail'in Rabbi diye Allah'a dua etmiştir. Cebrail'e de o melekler içerisinde en fazla dualarına konuk etmiştir. Onuncusu, Cebrail Efendimizin Hassan bin Sabit için Rabbim
onu Ruhul Kudüs ile destekle diyerek desteğini Allah'tan istediği bir melektir. Bu onuncusu. Aslında hadislerde daha birçok şey görülebilir. Peki ben niye onuncusunu özellikle bunu seçtim? Bunun bir önemli bir sebebi var. Aslında bizim dünyamıza bakan bir şey var. Hasan bin Sabit kim? Allah Resulü'nün şairi. Şiirleriyle Müslümanları teşvik eden, şiirleriyle Risaletin davasına hizmet eden biri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka birine değil de Hasan bin Sabit gibi bir şaire özellikle böyle bir duada bulunmasının sebebi şudur. Her kim Risaletin davasına diliyle, sözüyle, kelamıyla, kalemiyle yardım ederse Allah Cebrail'i ona bir destekçi olarak gönderecektir. Aslında Efendimizin mesajı budur. Madem söz savaşın en büyük aracıdır, madem de sözün en büyük ileteni Cebrail'dir, o Allah'tan aldığı sözü insanların en muhteremi olan Allah Resulüne emin bir şekilde ulaştırmıştır. Sözü Allah için söyleyene Cebrail destekçidir. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan bin Sabit'e söylediği bu sözden biz bunu anlıyoruz. İşte Kur'an ve sünnette Cebrail böyledir. Biz özetledik sadece bunu. Peki yeniden biz asıl konumuza dönelim. Cebrail Suffa Mektebi'nde muallimlik yapmıştır. Delillerinden birkaçını söyledik. Nasıl yapmıştır? Hangi sahalarda yapmıştır? Nasıl sorusunu sorduğumuzda 4 tane cevap buluruz. Cebrail muallimliğini nasıl yapmıştır? 1- Tebyin ile, 2- Ta'lim ile, 3- Tatbik ile, 4- Tehaber ile. 1- Tebyin ile, açıklayarak, 2- Ta'lim ile, öğreterek, belleterek, 3- Tatbik ile, fiili olarak göstererek, 4- Tehaber ile, haber vererek muallimliğini yapmıştır. Biz semavi muallim Cebrail başlığında bu 4 alana ait de örneklere gireceğiz. Ama bugün sadece ben size tebyini anlatacağım. Geri kalan 3 maddemizi de bir dahaki derse havale edeceğiz. Allah Resulü'nün muallimi ve Suffa'nın muallimi olan Cebrail'in tebyin görevinden ya da muallimliğinin alanlarından biri olan tebyin alanından biz ne anlamalıyız? Tebyin nedir? Tebyin beyandan gelir. Beyene diye Kur'an'a bir baksanız 257 tane kullanım görürsünüz. Çok çeşitli. Mesela beyan, beyine, beyinat, tebyin, tibyan, mübin, mübeyyinat hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Allah Resulü'nün de tebyin diye bir görevi var. Onun ne olduğunu geçmiş derslerde gördük. Biz Cebrail'in de tebyin görevini anlayabilmemiz için bir beyan kelimesini tekrardan zihinlerimizde oturtturmamız lazım. Nedir beyan? İbn-i Manzur bize cevap veriyor Lisanul Arab'da. Beyanın 5 anlamı var diyor. Nedir bunlar? 1- Vasl, yani birleştirme. 2- Fasl, tam zıttı, yani ayırma. 3- Zuhur ve vuzuh, açıklık ve netlik. 4- Fesahat, tebliğ ve ikna gücü. 5- insanı diğer varlıklardan ayıran anlama yetisi ve özelliği. Bu 5 anlamı alt alta getirdiğimizde tebyine şöyle bir anlam verebiliriz. Açıklamak, açığa kavuşturmak, anlaşılır kılmak, duyu ve zihin yoluyla idrak edilip kalben benimsenecek bir hale vardırmak. Böyle bir anlamı var.
Peki burada bir çelişki var mı? Allah mübin bir kitap gönderdi. Apaçık zaten o kitap. Cebrail neyi açıklayacak? Cebrail'e tebyin diye bir görev yüklemişse Allah, o halde Kur'an'a niye mübin dedi? Haşa, burada bir çelişki mi var? Hayır, yok. Çelişki bizim zihinlerimizde var. Ve bu tebyini anlayamadığımız için bugün Cebrail'in de bu sahadaki muallimliğini anlayamıyoruz. Daha da acısı, Allah Resulü'nün bu alandaki muallimliğini anlayamıyoruz. Eğer bunu anlatsak bize Kur'an yeter diyemeyiz. Eğer bunu anlatsak Kur'an tek kaynaktır diyemeyiz. Bunu anlatsak ne deriz biliyor musunuz? Kur'an temel kaynaktır deriz. Kur'an'ın temel kaynak olmasıyla tek kaynak olması arasında çok fark var. Tebyin bize bunu öğretir. Nasıl mı? Örnek vereceğim. İki tane Kur'an'dan örnek vereceğim. İki ayetten örnek vereceğim ki mesele anlaşılsın. Maide suresinin 33. ayeti. Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'e getiriyor ayeti. Ne diyor Rabbimiz? Mealen okuyorum. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezaları ancak öldürülmeleri ya da asılmaları veyahut ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir şekilde kesilmesi ya da yerlerinden sürülmesidir. Ayeti anladınız mı? Ayet gayet açık. Gayet açık. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim gibi mealden okuyanlar bile aslında Rabbimizin bu ayette bizden ne istediğini anlar. Allah'a ve Resulüne savaş açanların, yeryüzünde bozgunculuk yapanların hangi cezalar ile cezalandırılacağını Kur'an açık bir biçimde beyan ediyor. Ama Efendimizin bir problemi var. Nedir o problem biliyor musunuz? Onu Cibril'e soruyor. Vahyin emin meleğine soruyor. Ey Cebrail diyor. Ey Cibril. Allah bu ayette iki suç saydı. Karşısında dört tane ceza saydı. Ben hangisini hangisine uygulayacağım? Efendimiz ayeti anlamış. Ayetin anlaşılmasında, yani mübin oluşunda hiçbir sıkıntı yok. Anlamadığı şey Efendimizin o ayetin hayata taşınmasıdır. Hayata taşınması metinde olmaz ki. Hayata taşınması ancak birinin refakatiyle olur. İşte burada Cebrail Allah Resulüne refakat edecek. Ne diyor biliyor musunuz? Taberi ve Nesai'den naklediyorum. Diyor ki, eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa, Cebrail cevap veriyor şimdi. Eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa, ya Resulallah sen onun elini kes. Zaten bu konuda Maide 38'de açık bir beyan var. Sadece yol kesmişse ayağını kes. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa elini ve ayağını çaprazvari bir şekilde kes. Adam öldürmüşse sen de kısas uygula, onu öldür. Hem adam öldürmüş, hem yol kesmiş, hem onun bunun ırzına tecavüz etmişse sen de onu as. Yok eğer bunlardan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün et. Mesela bu. İşte Cebrail'in refakati, muallimliği ve Allah Resulü'nün onun nezaretinde Kur'an'ın hayata nasıl taşınacağını öğrenmesi. İkinci bir örnek veriyorum. Araf 199. Ey Resulüm, sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme. Ayeti anladınız mı? Ayet açık. Allah Resulü'ne müsamahayı, tahammülü söyleyen bir ayet. Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme. Efendimiz ne sormuş olabilir bu ayet için Cebrail'e? Sorduğu soru şu:
Cebrail'e diyor ki, af ve müsamaha yolunu Rabbim bana söyledi ama bunu nasıl tutacağım ben? Nasıl? Yani sahayı soruyor, sahayı. Hayatı soruyor. Nasıl pratize edeceğini soruyor. Cebrail de cevap veriyor. Nerede cevap veriyor? İbni Kesir'de, İbni Hacer'de, Abdurrezzak'ın tefsirinde. Cebrail diyor ki, burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ise ziyaret etmendir. Af ve müsamaha yolu nasıl tutulurmuş onu söylüyor. Bir daha tekrar okuyayım mı? Burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ise ziyaret etmendir. Mesele budur. Tebyinde Cebrail'in refakati bu. İki tane Kur'an'dan örnek verdim, bir tane de hadisten verip dersimizi bitirelim. Hadiste tebyine ait birçok şey görürüz. Ama ben size en meşhur olanını söyleyeceğim. Hadislerdeki en meşhur olanı. Hangisi bu? Cibril hadisi. İsmi de Cebrail olan, Cibril olan o meşhur hadis. Bu hadis üzerinde çok fırtınalar koparılır. Onun için biraz da dışarıdan esen fırtınalardan etkilenmemek için de bu hadisi Cebrail'in refakatinde yeniden anlamamızın faydası var. Hadisi o kadar alimlerimiz önemsemişlerdir ki, mesela İmam Kurtubi bu hadise nedir biliyor musunuz? Ümmü sünnedir. Sünnetin esası, sünnetin anasıdır. Bu hadis sünnetin esası ve sünnetin anasıdır. Neden? Nedeni belli. İslam'ın, imanın ve ihsanın en güzel tarifini biz bu hadiste buluyoruz da onun için. Hadisin birkaç rivayeti var. Mesela Buhari'de bir rivayet var. Müslim'de bir rivayet var. Bir de diğer hadis kitaplarımızda var. İki rivayet arasında da bir fark var. Buhari Ebu Hureyre'den nakleder bu hadisi bize. Müslim Abdullah İbni Ömer'den, o da babası Ömer'den işittiği üzere nakleder bize. Ve Cibril hadisi bugün hadis külliyatı içerisinde en fazla Abdullah İbni Ömer'in nakliyle bilinir. İki nakil arasında ne fark var? Çok önemli bir fark var. Aslında hadisin gelişim süreci aynıdır. Sonucu da aynıdır da birkaç lafzi farklar var. Asıl fark, imanın şartlarını söylerken Buhari'deki şartların 5, Müslim'deki şartların 6 olmasıdır. Buhari rivayetinde kadere iman şartı söylenmez. Ama Müslim rivayetinde kadere iman şartı da söylenir. Zaten Müslim'in rivayeti bugün Nesai'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen rivayetle aynıdır. Buradan yola çıkarak bazıları kadere iman meselesinin meşhur Cibril hadisinde de olmadığını, dolayısıyla kadere iman diye bir meselenin iman şartlarından bir şart olmadığını, bunun daha sonralar özellikle Emevi döneminde uydurulup İslam akaidine sokuşturulan bir mevzu olduğunu söylerler. Ve buna da Cibril hadisini delil olarak getirirler. Ama burada bir sıkıntı var dostlar. Nedir biliyor musunuz? Sanki bunu söylerken Buhari'nin kadere iman meselesini başka hiçbir yerde ele almadığı bilgisinden hareket ederek söylerler. Bu bir kere doğru değil. Ne demek? Buhari'de kader meselesi başlı başına bir bölümdür biliyor musunuz? Gidin açın bir Sahih-i Buhari, 82. bab kader babıdır, 5 tane hadis var orada. Daha da ötesi, yaratılış babında 9 numaralı hadis Abdullah İbni Mesud'un rivayetiyle bize gelir. Açıkça kadere imanın ya da bizim bildiğimiz ifadeyle alın yazısının
kadere iman meselesinde, iman meselesinde nasıl bir şart olduğunu söyler. Dolayısıyla bu meseleye Cibril hadisi üzerinden delil getirmek doğru değil. Bu tartışmalara girmeyeceğiz, sadece bir ön bilgi olarak verdim size. Gelelim Müslüm rivayetine. Biz Müslüm rivayetinden yürüyeceğiz. Abdullah İbni Ömer babası Hazreti Ömer'den duymuş, bize naklediyor. Hazreti Ömer demiş ki bir gün biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. İlk kez gördüğümüz bir zat geldi. Üzerinde yolculuk emaresi hiç yoktu. Tertemiz bir elbise giymiş. Saçları simsiyah. Aynen rivayetlerde böyle geçer. Düzgün taranmış bir halde. İlk gördüğümüz bu zat gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdi. Tam onun önünde oturdu. Dizini Allah Resulü'nün dizine dayadı. Diz dize. Aynen bir hoca ve talebe gibi, ama bu hadiste hoca Efendimiz olacak, talebe Cibril olacak. Çünkü Cibril burada talebelik vasfıyla gelmiş. Dizini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine koymuş. Yine Hazreti Ömer'in bize nakliyle ellerini de dizlerinin üstüne koymuş. Edeplice bir talebe nasıl hocasının yanında oturursa Cibril de aynı edeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde oturmuş. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki ya Resulallah, bana İslam'ın ne olduğunu anlatır mısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da anlatmış. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse beyti hac etmendir. İslam'ın beş şartı. Ama en başa neyi aldı? Şehadeti aldı. En başta o olmalı da onun için en başa Efendimiz şehadeti aldı. Cibril duydu bunları. Ne dedi? Doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer diyor ki biz şaşırdık. Demek ki gelen zatın amacı bunları duymak, bunları öğrenmek değil, başka bir amacı var. Eğer bilmeyen biri olsa doğru söyledin diyebilir mi? Doğru söyledin deyince biz bu zatta bir şeyler olduğunu anladık ama halen ne olduğunu bilmiyoruz. Garibimize gitti, dinlemeye devam ediyoruz. O zat sordu. Peki bana imandan haber ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, iman Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. O zat yine doğru söyledin dedi. Biz yine şaşırdık. Bir daha sordu. İhsan nedir dedi. Allah Resulü cevap veriyor. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmen, ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O zat yine doğru söyledin dedi. Yine tasdikledi. Dördüncü soru. Kıyamet ne zaman? Önemli bir soru değil mi? Efendimiz cevap verecek. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir. Biliyorsan sen söyle demiş aslında. Ben bilmiyorum ki, biliyorsan sen söyle. Soran sorulandan daha bilgili değil ki. Bukhari'de geçen rivayette Allah Resulü burada Lokman suresinin 34. ayetini okudu. Ve kıyametin saatinin bilgisinin sadece ve sadece Allah'ın katında olduğunu söyledi. Ama Müslim'de geçen rivayette böyle bir şey yok. Cebrail buna da doğru söyledin dedi. Doğru söylemesi nedir? Bilmemesidir. Bilmeyecek. Hiç kimse bilmeyecek. Allah'tan başka bu konuda bilgi sahibi olan kimseler yok. Bu konu Rabbimizin katında.
Peki Cebrail sustu mu bu cevabın karşısında? Hayır. Son sorusunu da sordu. Madem bilmiyorsun dedi kıyametin zamanını, bana alametlerinden haber ver. Peki alametlerini biliyor mu Efendimiz? Elbette ki biliyor. Nereden biliyor? Cebrail'den biliyor. Cebrail ona öğretmiş de oradan biliyor. Birkaç alamet, belki onlarca hadislerde geçiyor. Ama burada Cibril hadisinde iki tane alametten bahsediyor Efendimiz. Diyor ki, cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Cebrail yine doğru söyledin dedi. Ondan sonra müsaade istedi, ayrılıp gitti. Burada hepsini bizim için malum da son iki alamet konusunda birkaç cümle söylememiz lazım. Ne demek cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması ve ne demek yalın ayak koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları? Hadis imamlarımızın çok ilgisini çekmiş bu konuda. Açın mesela bazı şerh kitaplarını, onlarca yorum görürsünüz. Ama ben burada size İbni Hacer'den nakledeceğim. İbni Hacer diyor ki, cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması cümlesinden kasıt, ahir zamanda anaya ve babaya olan itaatsizliğin artmasıdır. Öyle bir hal gelecek ki doğan çocuk ana ve babasına analık ve babalık yapacak. Onları cariyesi gibi görecek, kölesi gibi görecek ve onları ayak işlerinde kullanacak. Kendi onların üzerinde bir itaat oluşturacak. Anaya ve babaya itaat edecek yerde anayı ve babayı kendisine ne yaptıracak? İtaat ettirecek. İşte bu cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bakın ne kadar güzel bir yorum değil mi İbn Hacer'in? Demek ki kıyamet alametleri gibi bizim dünyamızın şu anda algılamakta zorlandığı bazı meselelerde böyle alimlerimizin yorumlarına biz müracaat ettiğimizde aslında zihnimizde oluşan şüpheler tamamen selim bir hale gelebilir. Diğeri yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış etmelerini görmen ne demek? Burada Efendimizin kastı servetin, malın gitgide ahlaksız, bütün itibarı servetinde olan, şahsa ait hiçbir fazilet olmayan, elinde mal gitse kesinlikle bir fazileti olmayan, eline mal geldiği zaman maldan dolayı kendinde üstünlük gören insanların eline servetin bir güç aracı olarak girmesidir. Oturdu mu taşlar yerine? Yorum bu şekilde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiste bize bunları söyledi. Abdullah İbni Ömer diyor ki, Cibril bunları söyleyip gittikten sonra babam meraklanmış. Efendimiz'e de bir şey soramıyor. Ama Allah Resulü meraklandığını fark etmiş. Ey Ömer demiş, o kimdi biliyor musun? Hayır ya Resulallah, zaten ben de onu soracağım. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye geldi. Mesela bu. Dini öğretme aracı aslında Cebrail'in gelmesi. Neden Cebrail semanın muallimidir anladınız mı? Bu hadise nerede oldu? Mescid-i Nebevi'de. Suffa'nın ehli orada. İslam'ı, imanı, kıyametin alametlerini, ihsanı defaatle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanından duymuş bu insanlar. Ama bir de işi böyle duymaları onların bilgilerini daha da sağlamlaştırmış, daha da güzel bir seviyeye getirmiş. İşte tebyin başlığında biz bunları gördük bugün. Bir dahaki ders inşallah ta'limi göreceğiz. Tatbiki göreceğiz,
Tehaber'i göreceğiz. Bu üç başlıkta da semavi muallim olan Cebrail'in Efendimiz'e ve Suffa'nın talebelerine, tabii ki bize, bizi hiçbir zaman bunda devre dışı bırakmayın, bize söylenmiş sözlerini duyacağız. Allah duyanlardan etsin, anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin, hepsinden önemlisi yaşayanlardan etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enil hamdülillahi rabbil alemin.